Herkese merhaba, biraz geciktik. Haftanın ilk günü manşete hoş geldiniz. 29 Mart 2021. Gündemde pudra şekeri vesaire, işte bir danışman veya işte bir büro görevlisi üzerinden AKP çocukları var. Mesele sadece AKP çocukları değil, e, MHP çocukları da var. Çok çeşitli bürokratların çocukları da var. Tarikat çocukları, bir takım cemaat çocukları da var. Var oğlu var. E, meselenin bir tarafı ee, AKP'nin içeriden çökmesi, meselenin diğer tarafı e, zenginleşme ve bunun hesap verilebilir olmaması, meselenin bir tarafı eğitimsizlik, meselenin bir tarafı lise terk, üniversite terk çocukların e, hayatları boyunca çalışsalar, kazanamayacakları araçlarda poz vermesi olduğu kadar bunların yetiştiği çevre, bunların yetiştiği ortam. Mesele, mesele biraz da her defasında yaşanan şey. Böylesi bir zenginleşme, hak edilmeden elde edilen bir servet ve sonrasında bozulan hayatlar, ahlaki yozlaşma, adın ne olursa olsun, hangi parti olursa olsun, ister bir mafyatik örgütlenme olsun, isterse bir siyasal parti gelişimi olsun veya işte ülke, ülke yönetimine talip bir takım insanlar olsun fark etmiyor. İster batıda olsun ister doğuda olsun fark etmiyor. İster Avrupa'da ister Afrika'da ister Orta Doğu'da olsun ister Rusya'da olsun hiç fark etmiyor. Muazzam bir yozlaşma ve o yozlaşmanın sonucu olarak da sefil bir hayat, çürümüş bir hayat ve nereye sapacağı nereye gideceği belli olmayan bir rota. Çuvallayan bir sistem. Evet. Bugün buna bakacağız biraz. Kastamonu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Kürşat Ayvatoğlu. Nereden okuyorum biliyor musunuz? AKP çocukları hesabından okuyorum. Twitter'da var bu hesap. Ve Kastamonu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Kürşat Ayvatoğlu daha henüz pudra şekeri çekerken yakalanmadan, işte 18 Ağustos, bakın burada 18 Ağustos 2020'de paylaşılan fotoğraflar. Yani 7 ay, 8 ay önce işte lüks bir otonun önünde tamamen işte üzerine yapışan bir kıyafet, silim mi diyorlar artık, silim fit mi diyorlar neyse, önemli değil. 27 yaşında bir genç işte Erdoğan'la ve Soylu verilen fotoğraflar. AKP çocukları ha araba, ee, paylaşmış. Bakın gene 18 Ağustos 2020. Araba iyi araba. Hangisi? İkisi de diyor. Evet. Biri Range Rover, öbürü bilmem ne. Evet. Audi'ymiş. Evet. Bu da başka bir görüntü. Evet. Reza da benzer bir görüntüsü vardı. Bir tatil görüntüsü vardı. Hayatları boyunca elde edemeyecekleri bir serveti, bir parayı, bir lüksü, bir şatafatı elde ettikten sonra işte böyle saçmalama hali. Tabi saçmaladığının farkında değil. Evet. Başka pek çok şey de var. Ha bu da işte efendim gene bir otel havuzunda kokteylini yudumlarken aynı arkadaş. 18 Ağustos 2020 tarihi şimdi e, AKP cephesinden şeyler geliyor. Yani bunların hepsi paylaşıldı ve AKP çocukları hesabı bunu paylaşırken yani bilinen bir hesaptı ve bakın bilmem ne kadar e, RT'lenmiş, bilmem ne kadar like almış bir şey. Yani bu sizin gözünüzün önünde oldu. Bu adamı biliyordunuz ve bu adam hala orada pozisyon tutmaya devam ediyordu. Ve bu ve bunun gibileri sadece bir kişi değil ki bu ve bunun gibileri içinizdeydi. Binlercesi var. Belki on binlercesi var. İçinizdeydi ama siz dediğim gibi hiç ilgilenmediniz. Şimdi tabii uyuşturucu çekerken yakalanınca da aman içimizdeki bu çürükleri temizleyelim falan telaşındasınız. Bu çocuğun o zamandan çürük olduğu belliydi yani. Ve bunun gibi binlercesi. Vedat Milor demiş ki utandıran itiraf 40 senedir yemekle işli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum. Böyle esprilere konu oluyor olay ama mesele tek başına bu değil. Bakın, Ozan Gündoğdu paylaşmış. Böyle bir asalak, ta asalak takımı üremiş durumda diyor. Binlercesinden bir tanesi işte. Böyle işte... Okul ile ihaleyi karıştırmak bu olsa gerek. Arkadaş bir ihalede aynı yaşlarda başka bir örneği AKP çocuklarından bir başka biri. Biraz abarttım diyor. İşte gene aynı şekilde Süleyman Soylu'yla bir fotoğraf. Kaşlarını falan aldırmış mı bu çocuk orijinal mi bilmiyorum yani. İşte gene böyle bir nargile şeyinde şöyle söylüyorlar. ...İstanbul'u anlatanlar... ...artık mekanlar dönüşmeye başladı... ...ve her yer nargileci oldu... ...nargileciden geçilmiyor... Evet, ...nargilecilerin müdavimleri de anlaşılıyor... ...bu arada bu Subaşı... ...denen arkadaş... ...nargilesine şey yaptırmış... ...böyle AKP logolu... ...kendi adını da yazdırmış... ...yani buranın müdavimi... ...ve buraya gittiğinde... ...kendisine bu nargileyle... ...veya işte bu ne derler... ...aksesuarlarla hizmet ediliyor işin böyle bir tarafı var. Barış Terkoğlu yazmış. Nereden geliyor bu pudra şekerinin suyu diye. Geniş bir yazı. Cumhuriyet'te okursunuz. Muhammed Vefa diye bu Kürşat'ın arkadaşlarından birine ulaşmış. E, Kastamonu Taş Mektep'te okuyormuş bu Kürşat. E, devam etmemiş. Ayrılmış liseden. Ülkücü kökenliymiş. AKP'ye katılmış. Nereye Neresi çağırsa oraya gidecek bir potansiyele sahipti. İş için AKP ile yan yana geldi diyor. Muhammed Vefa. Ailesine ait sık sık bozulan bir arabayı kullanıyormuş önceleri. Önceleri tabii herkes gibi iyi bir yaşam olsun istiyor. ve bir 2014 Mart'ında yani bundan 7 sene önce daha bu çocuk işte 20-21 yaşındayken Kastamonu'da AKP adayını destekliyor ve o AKP adayı kıl payı kazanınca seçimi o da onunla beraber belediyede işe giriyor. Allah ondan sonra işi olanın işini görüyor. İhalelerden ihalelere ve dediğim gibi sürekli arızalanan bir aile arabasında falanken 20-21 yaşında lise terk Kürşat oluyor. Müdür Kürşat Bey bambaşka bir yaşam. Şirketler kuruyor, ortaklıkları oluyor filan falan. falan. Evet. Sonra 2019'da e, Kastamonu'da AKP kaybedince genel merkeze çekiyorlar. Genel merkezde büro personeliydi diyorlar ama görevinin tam olarak ne olduğunu açıklayamıyorlar. Evet. 2016'da Kastamonu'da kurduğu şirketi 8 Eylül 2020'de Ankara'ya taşımış efendim. Evet. Öyle büro personeli falan diyorlar ama mesela Metin Cihan paylaşmış. Hamza da işte görüyorsunuz yani cebinden telefonu çıkartıp şeye veriyor, verecek kadar. Hamza da şu ortadaki vatandaş AKP'de yönetim pozisyonunda ve arkadan arkadaki danışmanı telefonu çıkartıp veren Kürşat. Şimdi sıradan bir, bir profesyonel değil yani. Cep telefonunuzu emanet ettiğiniz bir adam. Cep telefonunuzu emanet ettiğiniz bir adam. Cep telefonunuzu emanet ettiğiniz bir adam. Sonra da işte efendim onu reddediyorsunuz filan. Ahmetçik paylaşmış. Mesele siyasallaştırılmaya çalışılıyor demiş Süleyman Soylu. Birazdan bakacağız o mesajlara. Aşağıda videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilirsiniz diyor. Zaten işgal ettiği makam kendisini bununla görevlendiriyor demiş. Mecliste AKP dışındaki partilere mensup milletvekilleri danışmanı isyan etse hakkıdır. Balyalar halindeki euro'larla görüntülenen kişi AKP Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve danışmanı Ömer Işık. Danışmandan bol ne var? Kuzenden bol ne var? Balyalarla dolu paralar arabanın bagajında. Evet. Adıyaman'da başlayan Gaziantep'te bir hazine arazisinin sözde satışıyla o dönemin döviz kuru üzerinden genç bir iş insanını toplamda 33 milyon 534 bin küsür dolandıran danışmanlar çetesinin ayrıntısını birkaç gün sonra okuyacaksınız diyor. Kastamonu'dan Adıyaman'a Gaziantep'e uzanan bir danışmanlar, AKP çocukları, bir zenginleşme hikayesi. Bakın bu da albümü Kürşat'ın. Burada e, en başta Recep Tayyip Erdoğan var. Onun altında Melih Gökçek, işte Murat Bilmem Kim Bakan, Numan Kurtulmuş, Binali de var. Var oğlu var herkeste. Bilal Erdoğan'la bile fotoğrafı var arkadaşın ama en gözbebeği isim galiba Süleyman Soylu. Şimdi o Süleyman Soylu'nun mesajına bakalım. Ee, Süleyman Soylu diyor ki Kürşat Ayvatoğlu ile fotoğrafı çıkınca Fotoğraf çekilmeden önce GBT mi alacağız? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Güzel. Sizin yanınızda çalışan biri eroin kullanırsa suçlu siz mi olacaksınız? Pudra şekeri diyebilir ne derse desin umurumuzda değil diyor. Tabi olay sosyal ağlarda patlayınca büyüyünce ister istemez üzerine gitmek zorunda kaldılar. Önce pudra şekeri ifadesinden sonra serbest bırakmışlardı çocuğu. Sonra tekrar çağırdılar. O arada çevresi de sattı tabii. E, çevresi de satınca ister istemez e, biraz canı yanacak. Ama hayatı bitti. Kürşat Ayvatoğlu'nun hayatı bitti. Süleyman Soylu'nun laflarına gelecek olursak. Çok güzel söylüyorsun Süleyman Soylu. Başka laflar da var. Dönem dönem kullanıyormuş. Satıp, satın alıp temin etmiş. Sizin yanınızda çalışan bir eroin kullanırsa suçlu siz mi olacaksınız? Mesele siyasallaştırılmak isteniyor. Çok güzel. Evet. Süleyman Soylu'nun soy, e, söyleyemediğini e, Ahmet Hamdi Çamlı, Erdoğan'ın eski şoförü söylemiş. Suçların şahsiliği en basit hukuk kaidesi. Ne güzel yani konu kendinize gelince hukuku, evrensel kuralları, suçun şahsiliğini falan çok güzel hatırlıyorsunuz. Aslında bunları çok iyi biliyorsunuz. Ama mesele başkasına çökmek, mesele başkasına zulmetmek, mesele başkasını bitirmek olunca elinden elinizden gelen ardına komuyorsunuz. Ne suçun şahsiliği kalıyor ne de başka bir şey. Bilmem ne metrelere soktuğunuz insanları bilmem ne akrabası, bilmem ne enişteliği, bilmem ne banka hesabı, bilmem ne iltisakı üzerinden içeriye tıkıyorsunuz. Orada suçun şahsiliği falan kalmıyor. Sonra da trolleriniz 250 kişi öldürdünüz siz işte darbecisiniz falan filan diye o on binlerce, yüz binlerce masumun üzerine yürüyor nerede suçun şahsiliği. Tabii ben de anlatıyorum yani. İşte bunlar hep pudra şekeri demiş yeni yaşam manşette. Kokain çeken zengin AKP'li, yolu çöken yandaş şirket, yolsuzlukları bitmeyen kayyımlar. Bakın, devasa paralarla devasa çukur burası Lima Holding'in yaptığı Düzce Zonguldak yolu. Böyle çökmüş parasını aldıkları geçiş garantili yollar bunlar. Sözcü öf, yiyin efendiler yiyin. Cemal Engin Yurt biri kokain çeker varlıktan diğeri intihar eder yokluktan biri partim der savunur bunu diğeri bulamaz bulguru unu. Evet. Arkadaşlarına temin ettiği bilgisine ulaştık. Süleyman Soylu. E burada bir başka görünmeyen boyutta şu, bir başka konuşulmayan boyutta şu. Bu fotoğrafı yani uyuşturucu çekerkenki fotoğraf aracın arka koltuğunda hemen Kürşat'ın sağ çaprazında oturan kişi tarafından çekilen bir görüntü ve muhtemelen gizlice çekilmiş bir görüntü. Haberi yok. Çünkü hiç kimse uyuşturucu çekerken görüntüsünün alınmasını, fotoğrafının çekilmesini istemez. Niye belge bıraksın? Yani yani kokain çekerken bir hatıramız olsun falan diyecek hali yok kimsenin yani. Zaten utanılacak. O fotoğraf veya o video ortaya çıktığında başa arayacak bir iş yapıyor. Bir bu. İkincisi arkadaki kişi belli ki arkadaş kontenjanından bu Kürşat'ın yanında uyuşturucu çekecek kadar samimi olduğu, güvendiği bir adam. Bu kadar güvenmediğiniz bir adamın yanında böyle uyuşturucu çekmezsiniz. 2 3 bu kadar güvendiği adam onu videoya çekiyor. Niye? Çünkü Kürşat bu adama güvenirken, onun onu arabasına alırken, onun önünde uyuşturucu çekerken o adam Kürşat hakkında, Kürşat aleyhinde belge ve bilgi topluyor. Bu anı ölümsüzleştiriyor. Niye? Çünkü Kürşat'a sadık değil. Çünkü Kürşat'ın arkadaşı belki ama yarın ne olacağını bilmiyor. Çünkü Kürşat'la bir meselesi var. Ya da Kürşat'la meselesi başlamış ve onu satabilir. Ya da o kişi başka bir hizbin, başka bir grubun elemanı. Kürşat başka bir hizb, bir hizipte, o kişi de başka bir hizipte. Ve Kürşat aleyhinde delil topluyor. Veya o hizip aleyhinde, Hamzadağ'a gidelim. Yani o e, AKP'li, AKP'de bir şey var, bir... AKP yönetiminde bir genel merkezde bir idrar yarışı var. Bir çekişme var. Kürşat bir tarafında bu videoyu çeken de belki diğer tarafında. Ve o çekişmenin kurbanı olarak da Kürşat dediğim gibi yem ediliyor ve hani tabir yerinde ise ilahların önüne atılıyor. Şatafatlı hayatlar, AKP kadroları Mercedes'le dolaşan ya da lüks otellerde kadeh kaldıranlara emanet demiş. Yeni fotoğraflar çıktı demiş. Ya bu fotoğraflar biraz evvel de söyledim. Ağustos ayında internette herkesin bildiği AKP çocukları hesabında defalarca yayınlanmış, defalarca like'lanıp retelenmiş fotoğraflar. Yeni değil. Ama dediğim gibi arkadaş uyuşturucuyla uyuşturucu da basılınca şey oluyor. O arada tabii havuz da görmüş. Enteresan bir şekilde Havuz Yalakası, Hürriyet, Posta, Milliyet gibi gazetelerde yok. Ama mesela Yeni Şafak birinci sayfadan görmüş bunu. Yeni Şafak'a dikkat çekerim. Enteresan işler yapıyor. Merkez Bankası görevden alınacağı gün de operasyon manşetiyle çıkmıştı Naci Ve Naci Ağbal'ı operasyon yapmakla suçlamıştı falan filan. Akşamında gecesinde de Naci Ağbal görevden alındı. Aynı Yeni Şafak. Kürşat Ayvatoğlu'nu bu şekilde birinci sayfadan görmüş. Karar da birinci sayfadan görmüş. Mesele pudra şekeri değil diyor. Değirmenin suyu konuşulmuyor eleştirileri yapıldı. E, büro personelinin yaşadığı lüks hayatın kaynağı sorgulanmadı. Değirmenin suyu konuşulmuyor eleştirileri. Asıl sorun büro çalışanının para içinde yüzmesi. Deva Partili Mehmet Emin Ekmen, büro personelinin bindiği araçları değil, burnuna çektiği şeyi açıklamaya çalışması garip. Sen o maaşla o hayatı nasıl yaşadığını anlat demiş. Savcılık peşini bırakmadı diyor. Bir diğer havuz unsuru diriliş postası da birinci sayfadan görmüş haberi. Bunlar mühim şeyler. Onun için özellikle ekrana getiriyorum. Devamla bitirelim yavaş yavaş. İmralı sistemini kuranlar sorumludur. Özgür Politika'nın manşeti Cemil Bayı'yı çekmiş. Abdullah Öcalan'ın o arada hicretiyle şey tecritiyle alakalı konular çokça gündemde. Ve tecrit meselesine ilişkin açıklamalar var ama şey yok. Ne derler? Bir ilerleme yok bu noktada. Korkusuzun manşeti de böyle. Pencerede işte aba altından sopa gösterdi. Amacım nüfus kazanmaktı vesaire eee manşetiyle çıkmış. Kronos Davutoğlu Beştepe'deki boş odalarda oturup maaş alan yüzü aşkın danışman var diyor. Melis Alpans'a şimdi CHP'de uyuşturucu vakası peşindeler. Oysa mesele uyuşturucu değil. Mesele sebepsiz zenginleşenler. Mesele kim bilir kimin parasıyla har vurup parmağını savuranlar. Mesele bu kadar aç varken semiren, tok karnına mışıl mışıl uyuyanlar demiş. O arada uyuşturucuyla bağlantılı bugün yayınlanan bir haber sabahta Malatya'da uyuşturucu operasyonu FETÖ yayınlarıyla yakalandılar diyor. AKP uyuşturucudan faka basınca hemen gene bir FETÖ meselesine sığındı. İşte uyuşturucu haplarla yakalananların e, e, evinden sızıntı dergisi de çıkmış efendim. Ondan dolayı böyle e, basılmış. Bir arkadaş e, tweette paylaşmış bir başka birisi de arkadaş diyorum da tanımam bilmem böyle şey hesaplar. İsimsiz hesaplar ama laf güzel. Türkiye'de imha edilmeyen sızıntı ancak emniyetin elindedir depodan çıkarmışlar diyor. Doğru esasen yani Türkiye'de evinde sağda solda neyse kömürlükte sızıntı veya benzer bir yayını bulundurmak da mesele hele 5 sene sonra herkes bir şekilde elinden çıkardı, yaktı, gömdü bir şey yaptı yani. Çünkü suç unsuru sayılıyor. Tuğçe Varol paylaşmış günün özeti şu mudur şimdi AKP'de çekirdek kadroya yakın olacaksan pudra şekerinden anlayacaksın bir de hırsız olacaksın ondan sonra ver elini bakanlığa kadar yolu var demiş. tr 724 24 yetenekli e, Bay Kürşat manş e, sür manşetiyle çıkmış AKP çocukları yalnız değil diyor. Kanal İstanbul çıkmaz sokakta bugünkü manşeti Yusuf Dereli'nin incelemesi AKP'nin yeni zenginleşme aracı Kanal İstanbul Sputnik Türkiye'de çıkan bir haber Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ters dolarizasyon sürecine dikkat çekmiş efendim vatandaş elinde kaç katı tuttuğu 220 milyar doların bir kısmından kurtulabilir yalana bakar mısın yani te olay diyor piyasalarda ters dolarizasyona girdi elinizde tuttuğunuz 220 milyar doları sisteme kazandırın vatandaşta keriz ya senin peşine düşecek. Yeni Asya'nın gündeminde Uygur Türk annelerin Ankara'daki eylemleri var. Ee, çocuklarımızın sesini duymak istiyoruz diyor ama Ankara görüyorsunuz e, Cumhurbaşkanı'nın Çin e, e, muhatabıyla işte böyle çak yapması var. Bu da Anadolu Ajansı'na yazısıyan görüntü. Evet böyle çak yapıyorlar. Çin'le yapılan anlaşmalar. Ekonomimiz o kadar iyi de neden Çin'den gelecek anlaşmaya, Çin'den gelecek şeye... ...bu kadar böyle havalara kalkıyor... E, a, ...ayağa kalkıyorsunuz ve... ...işte efendim... E, ...haber yapıyorsunuz. O da ayrı bir konu. Son kapağım... E, ...Daily Mail'in pazar nüshası bu. E, üç hafta içinde... ...50 yaş altındaki insanlara... ...modern modern aşısı vurulacak İngiltere'de. E, hemen belirtelim... ...30 milyon kişi... ...en az bir doz aşı... E, ...vuruldu İngiltere'de. İngiltere'de her şey plana uygun gidiyor. Nisan ortasına kadar, Nisan ayı ortasına kadar 50 yaş üzeri herkes aşılanmış olacak. Muhtemelen Mayıs sonu, Haziran ayı e, içinde de tüm yetişkinlerin e, aşılanması hedefleniyor. Ağustos ayına kadar, hatta Eylül'e kadar e, çocuklara dahi çocuk aşısı da e, vurulacak ve Eylül'den itibaren en azından ülke içinde bir normalleşme bekleniyor efendim. Herkes kendi ülkesine baksın, kıyas etsin. Türkiye ile ilgili çok çelişkili, çok çeşitli haberler var. İyi de değil gelen haberler. Çok ümit verici de değil, onu da belirtelim. AKP içeriden çöküyor dedik. Dışarıdan bir şey yapmaya, birinin darbe yapmasına, birinin seçimde çökertmesine, birinin işte efendim onların yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini, şunu bunu çıkartmasına gerek yok. İçeriden çöküyor ve nasıl çöktüğünü de anlattık. Foto, foto galerisi de bu. Evet, Foto galerisi de bu. AKP'nin içeriden çöküşünün foto galerisi. Olayın sadece bir tane, iki tane, üç tane değil. Beş, altı, yedi tane farklı farklı boyutu var. Bir kısmını ben söyledim. Bir kısmını da e, ekrana getirdiğim tweet mesajlarında e, görüşlerini e, belirten yazar çizer takımı söylediler. AKP içeriden çöküyor. Az sabırlı olursanız ömrünüz varsa yakın zaman içerisinde göreceksiniz bunu. Mühim olan zaten Türkiye'nin sonraki dönemde inşası. Bu kadar yerin dibine batmış ülkeyi tekrar ayağa kaldırmak. Öyle hani batı standartları falan değil de onu ben e, bu dünyada görebileceğimizi zannetmiyorum. Ama en azından eski normali e, yakalaması. Hani şöyle 2000'ler, 2008'lerde, 2010'lardaki herkesin övündüğü, gurur duyduğu, ekonomik tablolar falan neyse, enflasyon anlamında, diğer pek çok veri anlamında onu yakalaması. Evet, böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Biraz geç girdik bugün, e, mazur görün, teknik sıkıntılar dolayısıyla böyle oldu. Çarşamba günü tekrar birlikte olmak umuduyla huzurlardan ayrılıyoruz. Salı günü, güne bakışta Turan Görü Yılmaz karşınızda olacak. Hoşçakalın.